işte veterinerlik yaparken bunu sigortaya alıyorlar 400 lira. Tabi 6 ay sonra bağımda bu ürün parası birikmiş. Bir milyar parası. Hanımı doktora gidiyor, gidemiyor çünkü 3'er günden 18 gün sigorta olmuş. Bir de baktık ki bağımda sigorta öncelikli geldiği için otomatik sigortaya geçirmişler. Yani kendi gelir vergisi ücretleri olmasına rağmen şu anda da 30 güne çıkardı. Dediğiniz gibi başka yerden sigortalı devam ediyor yani. O şekilde. Tabii ya bunu söylerken şu aklıma geldi. Şu şey konusu var ya, part-time çalışmayla alakalı olarak bu işçilerin abi biraz biliyorsunuz. O yetti 10 gün gösterdi. Bir kadar 20 günlük direkt kendi söyledi sağlık dediği için. Dolayısıyla evet. Büyük sıkıntı. Bununla ilgili yapılan şu. Puanlar üstünlüğüyle çalıştırdı. Yani ayrı bir bilgisayar tercihleri ve eksik bir nedeni olarak puanlar diyoruz. Biraz eksik olur. Bunlar çalıştırdıkları sigortaları kurmak bildirirken kendi almış oldukları, kendi bildirmiş oldukları tutarın altında bildirimde bulunanlardır. Bu çok önemli. Yani kişi kendisi, gerçek kişi işveren, kendisini kurma 2000 liradan bildirirken yanında çalıştırdığı sigortalıyı 1 liradan, 1500 liradan bildiremez, bildirimler yapılmıyor. Evet, ama tam tersi var. Tam tersi. Yani işçi değil, kendi aldığı ücretten üstünü görüyor. Üstünü gösteremez. Yani gösterdiği sadece sıkıntı. Şimdi bu şeyler için geçerli. Yani onu söyleyeyim. Gerçek kişi işverenler için geçerli. Birlikte işletteki ortak olan bir kişi, yani asgari ücretle yani birinin alt sınırdan beyan edebilir. Çalıştığı kişilerdeki işletteki 1 lira, 3 bin lira gösterebilir. İşçi. Ama gerçek iş yerlerinde bu hakka beyanını işçiden fazla yapmak zorunda veya işçiden yapıyor. Yoksa geriye dönük olarak o parkta tahsil ediliyor. Bunlar bu şekilde 2008 10. ayda gelen bir uygulama çok bilinmiyor. Bu mantıra tutmuyor o şekilde. Şirket olarak da hiç geçerli değil. Sadece gerçek iş yerlerinde geçerli. Şimdi puanlar kayıtlarından bahsedelim. Puanlar kayıtlarında bir nedeni 0.7 olarak kodlamamız gerekiyor. Bunun haricinde bir kodlama seçersek, yani bütün süreci işletmeyi seçtiğinde seçersek geriye kalan kısımları genel sağlık sigortasının yönünden 30 güne tamamlamak zorunda kalıyoruz. Ama puanlarda böyle bir şey yok. 0.7'de böyle bir sıkıntı yok. Sağlıktan yararlanmaya devam edebiliriz. Yani bu yasal da bir yok. Hani bu neydi? Daha sonra inceleme olur mu? Sağlıktan bir durum da yok. Şu anda böyle bir şey çalışmamıyor. Voltaj kayıtı koyacaksın. Evet. Zaten biliyorsun 30 üzerinde ise hiç onu yapamayacak. Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun ya. Yok, böyle bir yan maalesef güzel yöntemlere gideceğiz ama buna ilgili çok şey yok ama şu şey var, yani burada bir iki tane nokta var, biz onları tam şey yapamadık zamanımızdan dolayı. Mesela son 6 aylık ortalamayı alıyoruz ya, bu küsuratla çıkması halinde hangisini alacağız? Yarıdan küçükse ortalama, bakın 4.25 ise mesela son 6 aylık ortalama 4 olarak alıyor işte. Yani ayrıca önemli bir şey. 4.5 üzeri ise, 4.5 üzeri ise 5 olarak ortalamayı kabul edip 6 kişi geçtikten para bastırma. Mesela bu önemli. Mesela şu var. Yeni açılan iş yerlerinde ortalama diye bir şey olmayacağı için bütün sigortalılar diğer şartları sağlığı sahip kabul ediliyor. Ortalama sigortalı sayısına dahil edecek sigortalılar gider. Mesela yani bu da önemli. Gördüğünüz üzere SGD'ye takip çalışanlar alıyoruz. Buraya da bu çırakları falan da alıyoruz. O bütün sayısına göre bir hesaplama yapıyor ama şöyle bir hesaplama var. Mesela orada şöyle bir hesaplama var. Diyelim ki
çalışmışlar. 140 bin part-time çalışanları için böyle bir hesaplama var. Part-time, özür diliyorum, düzeltiyorum. Part-time çalışanları için var. Traktörü almıyoruz diye geliyor. Diyelim ki part-time çalışıyor, ayda 140 bin çalıştı. Tamam mı? Bunu çalışan kişi sayısına bölüyoruz. 30 güne bölüyoruz. Mesela 140 bin çalıştı toplam part-time çalışanları. 30'a bölüyoruz. 4 çıktı. 4 kişiyi ortalamaya ekliyoruz. Tamam mı? Yani orada da toplam part-time çalışan sayısı toplam gün sayısı 30'a bölüp çıkan sayıyı ekliyoruz. Kol oynamaya. İşçi çalıştırmamış aylar dikkate alınacak mı mesela? Mesela 3 ay, 3, Mart'ta 3 kişi, 4 kişi, sonra 2 ayda çalıştırmadı işçi. Dikkate alıyoruz, 4'e bölüyoruz. Son 6 ayda 2 ayda 2 kişi çalıştırmadı, 4 ayın ortalamasını alıyorsunuz. Tamam mı? O da önemli, o gün sayıdı. Evet. Bakın mesela, birinci ayda çalıştırmamış. İşte 10. ayda, 2017 10. ayda çalıştırmamış. Çalıştırdığı 4 ay var, 4 ay veriyoruz toplam sigortalı sayısına. Ve onu alıyoruz, onun üzerinde çıkmış lazım. Yani böyle birkaç tane de bir karışık geliyor açıkçası. Ve her kurumda tek tek bakman lazım. Hülya'nın dediği doğru, yani bu normalde aslında kurum hesaplayabilir, her bir program bunu söylüyor. Doğru. Doğru. Yani zaten hep de bu nedenler dolayı şimdi gelebilir. İşverenleri prim istiyoruz veya tekrardan rahatsız oluyor. Hep bu ortalama sayı yüzünden. Evet arkadaşlar, başka sorunuz yoksa çok fazla diye. Buyurun. Yok, zaten sistem görüyor. Senin bir gün SSK'lı olarak, yani 4 anlı olarak çalıştığını görecek. Tamam mı? Eğer kesmiş seni, daha sonra iade edecek o filmleri. Seni tekrardan yazı yazıp da işte ben artık haftada bir gün veya ayda bir danışmanlık ediyorum. 4 anlı çalışıyorum, senin ne gerek yok. Eyvallah, doğru konuşma. Eyvallah. Karşılıklı. Nasıl bir şey bu? Olur. Yani bu hiç bir sıkıntı yok. Kanka sana karşılıklı yapacağımasın. Sana da... Yani bak, muhataç ayrı. Muhataç yok. Sen parlaysın. Evet. 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 Bakanımızın da bu en son yollarda söylemiş olduğu gibi belki o yaparsanız kafamdaki kanalları bir bulmuş işlem yaptık olup ancak ekip olmaz. Ekip olmaz, doğru söylüyor, belki yani. Ama sen çalışıyorsun sonuçta. O da senin o diğer devletlere de bakar. Evet. Ama tabii sen serbest meslek olup bakmış kesmeyeceksin. Yani sigorta olarak görüşmen lazım. Tamam. Evet arkadaşlar, salonu boşaltmamız lazım altında. Ben şimdi özellikle üstadlara teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ancak üstadlardan özür diliyorum. Bugün geçmiş dönemde birlikte olduğumuz arkadaşların buraya yatırımın yapılmaması için harcamış olduğu enerjiden dolayı özür diliyorum. Takdirini sizlere bırakıyorum arkadaşlar. 405 yıl birlikte beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlar bugün nedense bazı insanların burada eğitim almasını engelleme yoluna gidiyorlar. Biz bunu kişisel bir eğitim olarak görmüyoruz. Arkadaşlarımız Ankara'dan atamaya geldiler. Belki geç oldu ama o atama sürecini bir aydır biz uğraşıyoruz. Bunu özellikle sizin takdirinize bırakıyorum. Özellikle takdirinize bırakıyorum. Lütfen bir yerinize yazın. Bu arkadaşlarımıza da ne diyebiliriz? Onlar kendileri bilirler. Bir şey söylemiyoruz usta. Onun takdiri artık sizlerde. Siz bunu değerlendirin. Biz çünkü geçmişte birlikte yürüyoruz, insanlarla konuşmak istemiyoruz. Onlar zaten kendileri ifade ediyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Üstadları yolda yapmadan önce günün ortasında bir hediyemiz var. Bulunursanız köyün olur. Buyursa. Bir de çok kısa bir şey söyleyeyim. Bak bu çok önemli. Hakikaten ben bir dernekte böyle var, müşavirler derneğinde böyle bir eğitim yapıldığında görmedim. Yani bunlar
Öğlen olması çok güzel. Keşke daha çok olsa bize de daha fazla gelse. Yani kurum başkanı özellikle istiyor. Yani inşallah biz yine önümüzdeki dönem elindeki gibi rahatsız edeceğiz. Bu sabah kutlu olacak inşallah. Herkes de deneyin ne olduğunu görecek. Lütfen şu belgeyi de alalım mı? Belgeyi vermek üzere öncelikle İbrahim Çalışkan'ı buraya davet ediyorum. Geçmiş dönemde ilçe temsilciliği yapmış. O da kurullarında olmuş üstadımızı. Yok, müsait. Üstadımızı vereyim. Bugün biz aramızda başka üstadlar da görmek isterdik ama ne gittik yoklar. Biz geçmiş dönem mesleğimiz adına Eminönü Belediye Başkan Yardımcılığı yaptık. Cemal Karabay'ı da buraya davet ediyoruz. Sağ olun. Buyurun. İlçemize spora gönül vermiş. İkincilikte mücadele etmiş grubumuzun Yıldırım Bosna Spor Başkanlığı'nı yapmış Bayram Güven'i de buraya davet ediyoruz. Sağ olsun kendisi burada. Buyurun. Şimdi anısını fotoğraf almak istiyoruz arkadaşlarımızla beraber. Hepinize teşekkür ederim.